Selamünaleyküm. Sosyal hizmet mesleği üzerinde inşallah hasbihal edeceğiz. Hakim Beki, İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Öğretim Üyesi. Kısaca kendimi tanıtacak olursam, sizin mesleğinize çok uzak değiliz. Kayseri İlahiyat Fakültesi, Kayseri İmam Hatip, Kayseri İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Sakarya İlahiyat'ta 8-10 sene sosyoloji, din sosyolojisi hocalığı yaptık. Daha sonra Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, arkasından da şu anda İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. İlahiyat, sosyoloji ve sosyal hizmet. Üçünü de birleştirecek tarzda bir yapı içerisine girerek bugün İstanbul Üniversitesi'nde sosyal hizmet mesleğiyle alakalı derslere girmeye çalışıyoruz. Aslında biraz sonra konuşacağız, sizden uzak bir meslek değil. Bizim Sakarya Üniversitesi'nde Ali Seyyar Hoca var. Bilmiyorum duydunuz mu, duymadınız mı? Ali Seyyar Hoca sosyal ilahiyat diyor. Yani bizim mesleği biraz da oradan bakarak sosyal ilahiyat diyor. Sosyal hizmet mesleği bilen var mı? Önce onu sorayım. Duydunuz mu, nedir bu meslek, ne iş yapar bu meslek uzmanları? Sosyal hizmet uzmanları neler yaparlar? Son zamanlarda bölüm açılmıştı sosyal hizmetler diye. Ne yaparlar diye yaptınız mı hiç? Ne? Topluma hizmet eder. Toplumun hangi kesimine hizmet eder? Ya. Aslında yani mezun olacağınız zaman, ilahiyattan mezun olduğunuz zaman direktmen kendinizi orada bulacaksınız. Eğer Diyanet Camiası'nda çalışacaksanız orada direktmen bulacaksınız kendinizi. Dolayısıyla çok fazla yabancı olacağınız bir alan değil. Ben bir pencere açayım size. O pencere çerçevesinde beraber üzerinde tekrar konuşuruz inşallah. Şimdi bizim İslami eğitimleri aldığımız zaman veya şu anda topluma baktığımız zaman toplumda ihmal ettiğimiz bir çok boyut var aslında. Biz namaz, niyaz, oruç, hac, zekatta vesaire çok şeyiz, hassasız. Ama İslam bir bütündür. Kur'an bir bütünlük içerisinde mütalaa edilmesi gerekiyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir bütünlük içerisinde mütalaa edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla şu kaideyi ortaya koyuyoruz. İslam bir bütündür, tecezzi kabul etmez. Parçalanmayı kabul etmeyen bir bütün olarak görmemiz lazım. Biz nasıl görüyoruz İslam'ı? İbadet bölümü var diyoruz, iman bölümü var diyoruz, ahlak bölümü var diyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Bir de ne bölümü var? Sosyal hayatla alakalı da, sosyal hayata taalluk eden meselelerle alakalı da bir bölüm var. Yani Allah namaz kılmayı emrederken, namaz kılmak farzken, komşuya iyilik etmek başka bir şey mi? Veya müminlere eziyet eden yolda müminlere eziyet eden bir şeyin kaldırılması basit bir şey mi? Hayır. Veya insan ilişkilerini nazara dikkate aldığımız zaman insan ilişkileri basit bir şey mi? Hayır. Dolayısıyla İslam tecezzi kabul etmez bir bütündür. Biz o bütünleri ayırdık. Yetişme tarzımızdan, seküler hayattan, işte laiklik sisteminden, dünyadaki bilmem, küresel yapılardan vesaireden biz İslam'ın o boyutunu hep böyle nazara dikkate almadık. Namaza gösterdiğimiz hassasiyeti, tesettüre gösterdiğimiz hassasiyeti, oruca gösterdiğimiz hassasiyeti, üçüncü boyut olan sosyal hayatla alakalı meselelerden maalesef gösteremedik. Bu hepimizin yaşadığı bir zafiyet. Üç temel hukuktan bahsediliyor. İlahiyatta bunu görüyorsunuz veya göreceksiniz veya gördünüz. Hukukullah, hukukun nas, hukukul ibad ve hukukun nefs dediğimiz üç temel kavram var. Biri kendimize karşı sorumluluklarımız var. Mümin olarak, insan olarak Allah'ın bize yüklemiş olduğu bizim kendimizle alakalı sorumluluklarımız var. Onunla mesuluz, eyvallah. Bu notta biraz dikkat ediyoruz. İki, hukukullah dediğimiz Allah'a karşı hukuki sorumluluklarımız var. Allah'ın emrettiği emirler ve yasaklar manzumesi var. O emirler ve yasaklar manzumesi noktasında uymamız gereken hususlar var. O noktada da namaz, oruç, hac, zekat, diğer ibadetler vesaire noktasında bir hassasiyetimiz var. Bir
üçüncü bir boyut daha var ki hukukul ibad dediğimiz diğer insanlara karşı sorumluluklarımız da var. Ama bizim ihmal ettiğimiz, bizim üzerinde çok fazla durmadığımız, çok fazla hassasiyet göstermediğimiz bir alan maalesef bu hukukul ibad. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasından büyük bir tereddütle, bir endişeyle evine dönüp titreyerek Hazreti Hatice'ye anlatınca durumu, Hazreti Hatice'nin çok güzel bir ifadesi var. Ya Muhammed korkma. Sen yoksula yardım edersin. Garip kurabaya sahip çıkarsın. Komşuya destek verirsin. Akrabanı koruyup gözetirsin. Yetim ve öküze sahip çıkarsın. Allah seninle beraberdir. Dikkat ederseniz hukukul ibad dediğimiz üçüncü boyutla ilgileniyor. Emindir. Kendisini öldürmeye gelen insanlar bile biliyorsunuz kendi yanındaki altınlarını ona emanet edecek kadar emin olan bir peygamber. Kime karşı? Üçüncü şahıslara karşı emin olan bir peygamber. Yani hukukul ibad noktasında namazı, niyazı, orucu, haccı, zekatı biliyoruz. Mesela sorayım size. Etrafınızda, mahallenizde kaç tane yetim var biliyor musunuz? Apartmanınızda, sokağınızda, caddenizde var mı? Kaç tane yetim var? Haberiniz var mı? Peki ona karşı sorumluluklarınız yok mu? Kaç tane engelli vatandaşımız var? Kaç tane yoksul vatandaşımız var? Kaç tane yaşlı vatandaşımız var? Hakkı yenen kaç tane mağdur ve mazlum vatandaşımız var? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Çünkü o boyutla ilgilenmiyoruz. Namazı kıldın mı, orucu tuttun mu, haccı yaptın mı, şunu yaptın mı, bunu yaptın mı, biz o tarafla ilgileniyoruz. Peki onlarla ilgilenmek gibi bir farziyetimiz yok mu? Farz değil mi bize? Farzdır. E peki kim ilgilenecek? Müslümanların ilgilenmesi gerekmiyor mu? Müslümanın kendi etrafında hani komşuluk ilişkisine baktığınız zaman fıkıh kaynaklarında en az 40 veya 70 komşuya karşı sorumlu olduğumuz ifade ediliyor. 70 komşuya karşı sorumluluk. Biz kentleşmeyle beraber, modernleşmeyle beraber 70 komşu değil, yan komşumuzu tanımıyoruz. 70 komşunun neyiyle ilgileneceğiz? 70 komşunun derdi var mı? Sıkıntısı var mı? Yoksulluğu var mı? İhtiyacı var mı? Garip mi? Gureba mı? Manevi anlamda desteğe mi ihtiyacı var? Maddi anlamda desteğe mi ihtiyacı var? Yetim midir? Öksüz müdür? Garip midir? Gureba mıdır? Engelli midir? Yaşlı mıdır? Bakıma muhtaç mıdır? Onu bileceğiz ki biz müminler olarak, Müslümanlar olarak o okuduğunuz tefsir, hadis, fıkıh, kelam, makayit ve benzeri bütün ilimleri uygulaması nerede yapacaksınız? Cami kürsülerinden değil, bana onu söylemeyin. Cami kürsüleri çok farklı, cami kürsüye gelen insanların şeyi çok farklı. Onu kendi alanımıza, şimdi hocam dedi ki Arapça teorisini ve sokakta da pratiğini uyguluyoruz gençlerle. Bu mesleğin, ilahiyat mesleğinin pratiği sokakta nedir? Biz bütün efalimizle, etvarımızla, ekvalimizle Allah ve Resulünün istediği bir kişiliğe bürünmek, bir rol model olmak ve ondan sonra sokakta, caddede, mahallede, köyde, ilçede dertlilere derman olabilmek, fakir fukaraya destek olabilmek, yoksula sahip çıkabilmek, engellinin elinden tutabilmek, yaşlının gözyaşları varsa onu silebilmek, ona manevi destek verebilmek, model olabilmek, rol gençlere bu anlamda rol model olabilmek. Neyimizle? Bu bahsettiğimiz meselelerdeki hassasiyetimizle. Sizin beş vakit namazınız neyle alakalı? Hukukullahla alakalı. Hesap kılarsanız mükafatınızı alırsınız, kılmazsanız hesabını verirsiniz. Ama biz eğer hukukul ibad dediğimiz kullarla alakalı hakkı ihlal edersek, İlahiyatçılara burası size söylüyorum. İhlal edersek, mahşer gününde o yetim çocuklar, o öksüz yavrular,
o engelli insanlarımız, o yaşlı ninelerimiz, teyzelerimiz, amcalarımız, dayılarımız, o yoksul, ekmeğe muhtaç olan insanlarımız dese ki ya Rabbi, ben açtım, beni doyurmadılar. Ben susuzdum, benim susuzluğumu gidermediler. Ben yetim ve öksüzdüm, bana sahip çıkmadılar deseler. Kim verecek bunun hesabını? Ve bu da aslında Allah'ın tabir caizse boyasından bir boyadır. Sibgatallah. Bakara suresinde ifade buyurduğu gibi Allah'ın boyası nedir o? Hani hadisi kutsi'de veya şeylerde rivayet edilir. Allah mahşer gününde soracak, diyecek ki ey kulum, ben açtım, beni niye doyurmadın? Ben susuzdum, benim niye susuzluğum gidermedin? Haşa ya Rabbi. Haşa, sen yemekten münezzehsin, içmekten münezzehsin. Evet diyecek, filan kulum sizden şunu istemişti, doyurmadınız. Filan kulum sizden şunu istemişti, susuzluğunu gidermediniz. Filan kulumun şu ihtiyacı vardı, o ihtiyacını gidermediniz diye Allah Celle Celaluhu bize ne yapacak? O gün soracak. Ve o gün o mağdurlar ve mazlumlar haklarını helal etmedikleri müddetçe bu ümmetin üzerinden de hesap kalkmayacak. O kadar açık ve net söylüyor. Sizin 5 vakit namaz kılmış olmanız, orucu tutmuş olmanız, haccı, zekatı vesaire ibadetleri yerine getirmiş olmanız meseleyi halletmiyor. Onların da mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında eğer sahip çıkılmamışsa, siz sahip çıkmadıysanız, biz sahip çıkmadıysak, toplum sahip çıkmadıysa hepimiz bundan mesulüz. Fıkıhta bir kaide vardır. Bir toplumda bir mesleğe ihtiyaç varsa, işte şu Sultanahmet bölgesinde eskilerin ifadesiyle bir nalbanta ihtiyaç varsa, nalbant nedir biliyor musunuz? Nedir nalbant? Nal çakan. Bugünkü ifadesi araba lastikçisi diyelim. Bir araba lastikçisine ihtiyaç var da bu toplum araba lastikçisini bu topluma kazandırmamışsa, dişçiye ihtiyaç var da dişçi yoksa, cerraha ihtiyaç varsa cerrah yoksa, o toplumun hepsi bundan nedir? Mesuldür. Bu kadar önemli bir prensip ortaya koyuyor. Demek ki İslam tecezzi kabul etmeyen bir bütün ve bu bütünün içerisinde sosyal hayata taalluk eden bütün meseleler var. Onun için Allah Rabbena ayetina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. Dünyada da iyilik ver. Dünyada iyilik nasıl olacak? Bütün ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir toplum olması, algısının olması. O toplumun neye ihtiyacı varsa, ihtiyacı olan bütün boyutlarını bizim ortaya koyabilmemiz en önemli unsur ve Müslümanlar olarak da yapmamız gereken en temel vecibedir bu. Yaptığımız zaman farzı yerine getirmiş oluyoruz. En azından diğer toplumun kesimleri belki bundan kurtulmuş oluyor. Farz-ı kifaya görevini yerine getirdiğimiz için. Aslında sadece farz-ı kifaya değil, bütün müminlerin aynı hassasiyette, aynı duyarlılıkta olması lazım. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamberlik göreviyle görevlenmeden bile o gün ticaretle iştigal eden insanlar mağdur edildiği zaman, malları, mülkleri veya paraları ödenmediği zaman aleyhissalatü vesselam ve o günkü insanlar Hilful Fudul diye bir müessese kuruyorlar biliyorsunuz. Ne için kuruluyor? Mazlum var orada. Hakkı yenen mazlum var. Mazlumun hakkını onlardan, zalimden alarak tekrar mazluma veren bir faziletler, erdemliler sivil toplum örgütü tabiri caizse bugünkü ifadesiyle kurulmuş oluyor. Ve peygamberlikten sonra da soruyorlar, diyor ki evet, bugün de olsa bugün de ona üye olurum. Niye? Çünkü orada mazlumun ve mağdurun bir hakkı yeniyor. Bu anlamda İslam'ın sosyal hayata taalluk eden meselelerini çok iyi bilip, çünkü Allah ibadetlerle alakalı inşa azabe ve inşa gafara, dilerse bağışlar kendisiyle alakalı meselelerde, dilerse azabı verir, dilerse cehenneme gönderir, tekrar cennete gönderir. Ama üçüncü boyutla alakalı meselelerde ne yapıyor? Karışmam ben diyor. Ben karışmam diyor. Kim karışacak? O mağdurlar, o mazlumlar, hakkı yenenler, yetimler, öksüzler, garipler, kurabalar, onlar diyecekler ki evet, biz toplumu hakkımızı helal ettik derlerse eğer, o zaman bir anlamda belki kurtulmuş oluyoruz. Yoksa kurtulmuş olmuyoruz yani. Bu anlamda bir mukaddime olarak bunu söyleyeyim, ondan sonra
teorik anlamda sosyal hizmet mesleği nedir, ne değildir, onun üzerinde duralım. Buraya kadar var mı söylediğiniz bir şey? Bu ilahiyat alakalı bir boyuttu. Bugünkü aslında Müslümanların bilmesi gereken, Müslümanların yapması gereken bir boyuttu. Biz hep ihmal ettik sosyal hayatı. Bunun bedelini de ödüyoruz ve hala da ödemeye devam edeceğiz. Ne zamana kadar? O İslam'ın emretmiş olduğu meseleleri bir bütünlük içerisinde yerine getirinceye kadar. Biz, anamız, babamız, komşularımız, etrafımız, herkes bunu yerine getirinceye kadar biz bunun bedelini öderiz. Yerine getirirsek, inanın Allah'ın vaadi vardır. وَاللّٰهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِيَ الْكَافِرُونَ Kafirler isteseler de istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah nurunu tamamlayacaktır. Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdeleri var. Ahir zamanlara kalır. Asr-ı saadet modeli gibi bir modelin yaşanacağını müjdesini veriyor. Doğru. Allah vaadinden hulf eder mi? Etmez. Bir türlü yaşayamıyoruz. Göremiyoruz o asr-ı saadet modelini. Problem nerede? Başka bir ayette bunun cevabını veriyor. Eğer siz اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ hatta يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Siz kendinizde olanı değiştirirseniz Allah toplumu değiştirir. Topu kime atıyor tabir caizse? Bize atıyor. Yani siz kendinizde olanı değiştireceksiniz ki Allah toplumu asr-ı saadet modeline çevirecek. Eğer Hazreti Peygamber dönemindeki insanlar kendilerinde olanı değiştirmeselerdi, Allah asr-ı saadet modeli gibi bir modeli onlara yaşatmazdı. Ne demek bu? Siz gül dikeceksiniz, gül ekeceksiniz. Siz gülü bırakıp dikenle uğraşırsanız, sonra da ya niye gül atmosferi olmadı derseniz olur mu? Olmaz. E peki kurtuluş ne? Hatta yola yürüme bir enfusiyim. Siz kendinizde olanı değiştireceksiniz ki Allah da o vaadini yerine getirecek. Çünkü Allah'ın ortaya koyduğu bir kanun var. Sünnetullah dediğimiz, adetullah dediğimiz bir kanun var. Allah kun feyekun emriyle her şeyi oluverebilir. Ama yapmıyor. Güneşe bir kanun koymuş. Sistemle gidiyor. Aya bir kanun koymuş, sistemle gidiyor. Gündeme bir kanun koymuş, sistemle gidiyor. Vücuda bir kanun koymuş, sistemle gidiyor. O kanunu ihmal ettiğiniz zaman, ihlal ettiğiniz zaman ne oluyor? Fesat ortaya çıkıyor. Zaharal fesadu fil barri vel bahri bimâ kesebet eydin nas. Şimdi ozon tabakası delindi diyoruz. Niye delindi? Ekolojik denge bozuldu diyoruz. Niye bozuldu? Kim yaptı? İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden diyor Kur'an. Denizlerde, göklerde, yerlerde, orada, burada ekolojik denge bozuldu. Ozon tabakası delindi. Kainattaki nizam, intizam. Bakıyorsunuz Şubat ayında bahar mevsimi yaşıyorsunuz. Yaz ayında kış mevsimi yaşıyorsunuz. Mevsimler yer değişti. Mevsimler yer değişmez normalde. Kış, bahar mevsimi, sonbahar neyse odur. Ama ahir zamanda yaşadığımız şey o değil. Niye? İnsanların kendi elleriyle yaptıkları olumsuzluklar yüzünden. Müdahale ediyoruz bir şeylere, müdahale edince de kainattaki denge bozuluyor. Yani Allah vaadini tamamlayacak ama biz Allah'ın istediği şekilde Allah'ın boyasıyla boyanırsak, Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanırsak, ibadette gösterdiği hassasiyeti yetim çocukta da göstermek, oruçta gösterdiği hassasiyeti fakir komşuda da göstermek, zekatta gösterdiği hassasiyeti yaşlıya müdahalede de göstermek, zikirde gösterdiği hassasiyeti engelli vatandaşa da gösterebilmek. Çünkü hepsi Allah'ın ayetleridir. Hepsi Allah'ın bize gönderdiği emanetlerdir. O emanetlere sahip çıkabilmek adına bunları yapabilmek. İnsan nedir? Bir oradan bir giriş yapalım. Bizim ifade ettiğimiz, meslek olarak ifade ettiğimiz şey, Dünya Sağlık Örgütü insanın biyo, psikososyal bir varlık olarak ifade ediyor. İnsan biyolojik bir varlıktır, psikolojik bir varlıktır ve sosyal bir varlıktır. Yani bedensel boyutu var, ruhsal boyutu var ve sosyal boyutu var. İhmal ettikleri bir şey vardı, onu yeni gündeme getirmeye başladılar. Dediler ki insan sadece biyopsikososyal bir varlık değildir, manevi bir varlıktır da. İnsan biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi bir varlıktır. Sağlıklı insan bir kimdir? Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene dedik, ayet okuduk. Dünyada iyilik, ahirette iyilik. Dünyada iyilik nasıl olur?
dünyada sağlıklı bireyler nasıl olur? Bedensel, biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi olarak tam iyilik halinde olan insan sağlıklı insandır. O insanlardan meydana gelen toplum da nasıl bir toplum olur? Sağlıklı bir toplum olur. Yani biyolojik anlamda ihtiyaçlarınız giderilmişse, bedensel anlamda sahip olmanız gereken ihtiyaçlar giderilmişse, sosyal anlamda ihtiyaçlarınız giderilmişse, ruhsal anlamda giderilmemişse veya manevi anlamda giderilmemişse yine sıkıntı var. Bu dördü de tam iyilik halini tam iyilik halinde olduğu zaman, bazen diyorsunuz ki, size okuyorsunuzdur internette, haberlerde vesairelerde. Adam diyor ki ben statü itibariyle gelebildiğim yere geldim. Para noktasında hiçbir sıkıntım yok. Yaşadığım bütün zevkleri yaşadım ama huzursuzum diyor. İyilik halinde mi bu adam? Yok. Parası var, huzuru yok. Huzuru var, parası yok. Sosyal hayatta ilişkisi var ama kendi huzuru yok. Kendi huzuru var, parası var ama sosyal hayatta ilişkisi yok. Veya manevi hayatta alakası yok. Bu adam sağlıklı bir insan değildir. Sağlıklı olabilmesi için hem birey, hem aile, hem toplum olarak söylüyorum. Biyo, psikososyal ve manevi olarak nasıl sağlıklı olması gerekiyorsa onu tam olarak sağladığınız zaman işte siz sağlıklı bireyi, sağlıklı grubu, sağlıklı aileyi, sağlıklı toplumu inşa etmiş oluyorsunuz. Sosyal hizmet mesleği de bu anlamda sağlıklı bireyleri, sağlıklı aileleri, sağlıklı toplumu inşa etmeyi kendine meslek edinen bir sosyal bilimdir. Onun ne olduğunu şimdi konuşacağız tekrar. Maslow'un bir sosyoloğun ifadesi var. Maslow insanların ihtiyaçlar hiyerarşisi diye bir şey ortaya koyar. İnsanlar neye muhtaçtırlar? İnsanlar neye muhtaçtırlar? Fizyolojik ihtiyaçları vardır. Güvenlik ihtiyacı vardır. Efendime söyleyeyim, ait olma ihtiyacı vardır. Değer ihtiyacı vardır. Sevgi, saygı, muhabbet vesaire, onlara ihtiyacı vardır. Ve kendini gerçekleştirmeye ihtiyacı vardır. Yani biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi olarak, hiyerarşik olarak insanlar bu dört şeye, beş şeye ihtiyaçları vardır. Bunlardan herhangi bir tanesini gerçekleştiremediğiniz zaman sıkıntı duyarsınız. Bireysel olarak sıkıntı duyarsınız, aile olarak sıkıntı duyarsınız, toplum olarak sıkıntı duyarsınız. Bunları gerçekleştirebilme noktasında sosyal hizmet mesleği devreye giriyor ve bu anlamda sosyal hizmet mesleği ne ile ilgileniyor? Onu söyleyeyim. Bir, bireyle ilgileniyoruz. Kim birey? Bizleriz. İki, gruplarla ilgileniyoruz. Ailelerle ilgileniyoruz. Üç, toplumla ilgileniyoruz. Bunların neyiyle ilgileniyoruz? Bunların biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi ihtiyaçlarını gidermekle ilgileniyoruz. Bunu yaparken de nasıl yapıyoruz? Bunlar özet geçiyor. Bunlar normalde bir senelik derslerin şeyisi. Bunu yaparken de sadece o andaki ihtiyaçlarını giderme değil. Dikkat ederseniz koruyucu, önleyici, iyileştirici, geliştirici müdahale yöntemleriyle, yani hastalık meydana geldikten sonra hastalığın tedavisini yapma değil. Önce diyoruz ki bir koruyucu, bir sosyal hizmet uygulaması yapmamız lazım. Nedir? Şu bölgede bir problem var. Bu bölgedeki insanlar böyle devam ettikleri müddetçe akabinde şu sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklar. Koruyucu anlamda önlemlerin alınması. Zaten hastaneye geldiği zaman mecbur bakacaksınız. Ameliyat gerekiyorsa mecbur yapılacak. Kankren olmuşsa Allah muhafaza zaten o toplumun o bölümünü keseceksiniz. Kesmek durumundasınız. Ama ondan önce yapmamız gereken bir şey var. Ondan önce koruyucu ve önleyici hizmetler noktasında bir şey yapmamız lazım. Şu anda toplumumuzda yaşadığımız en temel sıkıntı nedir? Biz koruyucu ve önleyici tedbirleri almadan direktmen atlıyoruz diğer tedbirlere. Yoksuldur, karnını doyurmamız lazım. Tamam, doyuralım. O gün karnını doyuralım. Ama orada bir soru var. Niye yoksul oldu? Bunun yoksul olmaması için, bu ailenin, bu grubun, bu toplumun yoksul olmaması için öncelikli olarak nelerin yapılması gerekiyor? İşsizlikle alakalı, istihdamla alakalı, diğer eğitimle alakalı, ekonomiyle alakalı, diğer boyutlarda neler yapılması gerekiyor? Bunların ortaya konması. Ve ona yönelik olarak bir şeylerin yapılabilmesi. Daha sonra
iyileştirici anlamda müdahaleler yapılabilir. Daha sonra geliştirici anlamda müdahaleler yapılabilir. O basamak basamak, 5 basamakta bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kavram olarak sosyal hizmet nedir? Dikkat ederseniz çok da yabancı olduğunuz bir kavram değil. İki temel ilkesi var sosyal hizmetin arkadaşlar. Bir, insan hakları. İki, sosyal adalet ilkesini temel alan bir meslektir. Sosyal hizmet mesleği, dünyada batılılar tarafından kurulmuş olan bir sosyal bilimdir, bir meslektir. Maalesef batılılar kurmuş, biz üzerinde durmamışız. Biz üçüncü boyut değil de birinci, ikinci boyutla ilgilendiğimiz için, üçüncü boyutta kurumsal anlamda, çok ciddi anlamda bir altyapısını oluşturmadan ilgilendiğimiz için, o insanlar oturmuşlar, sosyal hizmet mesleği diye bir meslek koymuşlar. Ve demişler ki iki temel esasımız var. Birincisi insan hakları, ikincisi sosyal adalet. İnsan hakları noktasında biyo, psikososyal ve manevi olarak hangi hakları varsa o hakların kendilerine verilmesi noktasında bir mücadeleyi ortaya koyan bir anlayış. İkincisi sosyal adalet. Bugün zaten en büyük sıkıntımızdan bir tanesi o. Sosyal adalet noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Sosyal adalet ilkesini temel alan, sosyal değişimi destekleyen, sosyal değişimi destekleyen, bir önce bir ayet okudum Ra'd suresinde. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيْرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Sosyal değişimi emreden bir ayet. Kötü durumdan sürekli iyi duruma, iyi durumdan daha iyi duruma, daha iyi durumdan daha iyi duruma doğru kendimizi değiştirmemiz gereken. Allah şifalar versin inşallah, sağlık durumu bilmiyorum, iyidir. Cevdet Said isminde bir sosyolog var, Suriyeli. Bu olaylardan dolayı maalesef Suriye'den buraya göç etti. Şu anda İstanbul'da yaşıyor, 80 yaşlarında birisi. Bu ayetin yarısını, hatta yuhayru ma bi enfusihim, yarısını ismini, kitabın ismine koyarak kitap yaptı ve bu tercüme edildi. O kitabı alıp okursanız o sosyal değişimin nasıl olması gerektiğini hem bir sosyolog penceresinden bakıyor hem bir mümin sosyolog penceresinden baktığı için çok istifade edilebilecek bir kitap. Zannedersem Beyan Yayınları'nda mı nerede bir yerde yayınlandı? Epey 90. Ha? Bireysel ve toplumsal değişmenin yasaları. Bireysel ve toplumsal değişmenin yasaları. Küçük bir kitap. El kitabı. Hatta yuğayru ma bi enfusihim. Arapçası da o ayetin yarısını almış. Bireysel ve toplumsal değişmenin yasaları. Onu bir ilahiyatçı olarak okumanızı tavsiye ederim. Sosyal değişimi anlatan, sosyolojinin en temel konularından bir tanesi o. Sosyal değişimi anlatan bir kitap. Sosyal hizmet mesleği de insan hakları sosyal adalet ilkesi içerisinde sosyal değişimi destekleyen, insanların iyilik hallerini sürekli iyileştirmeye çalışan, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde sorun çözme. Mesela evlilik problemi şu anda büyük problem. Sorunu çözmek. Gelin kaynana arasındaki problemler, sorunu çözmek. Okulda arkadaşların birbirleriyle problemleri, o sorunu çözmek. Yoksulun sorunu çözmek, işsizin sorunu çözmek, mağdurun sorunu çözmek, ezilmişin sorunu çözmek. Bunu yaparken din, dil, ırk, renk, cinsiyet, meslek, meşrep, siyasi parti, felsefi anlayış hiçbir tanesine bakmaksızın sırf insana insan olduğu için yardımcı olan bir anlayışı ortaya koyan. Tabii şeyle öyle demiyoruz. Batılı anlayış öyle demiyor. Onlar maalesef farklı bir şey yapıyor ama her ne kadar böyle ifade etseler bile. Hayrun nas men yenfa'un nas. İnsanların en hayırlısı Müslümanlara faydalı olandır. Değil mi? Evet diyorlar. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Irkına, rengine, dinine, diline, mezhebine, grubuna, partisine, partisine hiçbir şeyse bakmaksızın kim bu insan? Eşrefi mahluk mu? Eşrefi mahluk. Ha mümin olursa eyvallah. Farz-ı muhal bugün Filistin'de İsrail Filistin'e zulmediyor. Kimin yanında olmamız lazım? Filistin yanında olmamız lazım. Buraya geldik bir Filistinli bir İsrailli'ye zulmediyor. Kimin yanında olacağız? İsrail'in yanında. Niye? O orada olmaz zulüm.
Bakın dinine bakmıyoruz. Aleyhissalatü vesselam Hilful Fudul'u kurarken bu adamlar müşriktir, müvahhittir vesairedir bakmadan. Çünkü aslında nedir? İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Ölçü bu. Kur'an'ın ortaya koyduğu ölçü bu. Sosyal hizmet mesleği de bunu insan ölçeğinde diyor ki insan sosyal hizmet mesleğine ihtiyacı vardır. Çünkü insan insandır, değerlidir, kutsidir, hakkı vardır. Dolayısıyla onun biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak da bize düşen, topluma düşen, devlete düşen bir görevdir. Niye? Çünkü insandır. İnsansa değeri vardır. Madem değerlidir, buna şöyle ifade ediyoruz, hak temelli bir sosyal hizmet anlayışı. Yoksul mu? Yoksuldur. Neyine bakacağız? Yoksulluğunu ölçeceğiz. Yoksulsa destek bulacağız. Önce bir bakalım bu Kürt müdür, Türk müdür, Arap mıdır, Acem midir, göçmen midir, bizim partiden midir, bizim cemaatten midir, bizim meşrepten midir değil. Sınıftaki arkadaşımıza manevi destek vereceğiz. Ya ama o bizim cemaatten değil ki. Boş ver ya onunla uğraş. Bizim komşuya bir destek vereceğiz. Ya bu adam İslam'a aykırı hareket ediyor. Bırakın onları. Bırakalım onları. Belki sizin orada göstereceğiniz bir tebessüm, bir manevi destek o adamın İslam'a gelmesine vesile olacak. İslam tarihi bunu yüzlerce, binlerce örnekleriyle var. Yeter ki biz Allah'ın o boyasıyla boyanıp yeryüzünde gerçekten o insanların insan oldukları için, Rabbimin mahluku olduğu için ona yakışır tarzda bir hizmet ortaya koyabilirim. Sosyal hizmet mesleği felsefi olarak belki böyle bir anlayışta değil ama onu biz ilahiyat camiasıyla birleştirdiğimiz zaman bu gerçekleri ortaya koyuyoruz. Sorun çözme, güçlendirme, özgürleştirme ve bunun içinde gerekli olan teorileri, metotları, teknikleri, alet edevatları ortaya koyan bir meslektir arkadaşlar. Sosyal hizmet mesleği bu. Sosyal hizmet uzmanı da bu işi yapan insanlara sosyal hizmet uzmanı veya sosyal çalışmacı diyoruz. Şu anda hastanelerde biraz da konuşacağız nerede olduğunu. Bir, çocuk alanında sosyal hizmet mesleği mi var? Yarın vaize olarak başladığınız zaman veya Kur'an kursu hocası olarak başladığınız zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'yla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında bir protokol var. O protokol çerçevesinde sosyal hizmet faaliyetlerinin en önemli alanlarından bir tanesi olan çocuk alanı. Nedir bu çocuk alanı? Çocuk yuvaları. Sevgi evleri, çocuk evleri, yetiştirme yurtları, çocuk destek merkezleri dediğimiz KVRSM, BRSM dediğimiz merkezler var. Buralarda yetim ve öksüzlerle alakalı faaliyetler yapılmakta. 0 yaşından 18 yaşına kadar, üniversite okuyanların 25 yaşına kadar devam ediyor. Ama normalde 18 yaşına, 0-18 yaş arasındaki koruma ihtiyacı altında olan çocuklara devletin baktığı ve barındırdığı merkezler. Bir yetiştirme yurt, çocuk yuvaları. Yetim ve öksüzlerin kaldığı, hiç gördünüz mü çocuk yuvalarına, gittiniz mi? Gitmediniz. Bu bir eksiklik. Çocuk evleri. Çocuk yuvaları yurt tarzında yapılan binalar. Mesela nerede var? Bahçeli Evler'de büyük bir alan var. Orada çocuk yuvası var, sevgi evi var, yetiştirme yurdu var, engelli rehabilitasyon merkezi var, yaşlı merkezleri var. Bir gün bir müsait olursanız böyle hocamın arasında bir organize yapsalar biz de destek veririz o anlamda. Gidin oradaki insanları bir görün. Yetiştirme yurtlarındaki, çocuk evlerindeki, engelli rehabilitasyon merkezindeki 0 yaşından 18 yaşındaki insanları bir görün. Nasıl bir atmosferde yaşıyorlar. Zaten yarın mezun olduğunuz zaman sizi Diyanet oraya gönderecek. Hatta bir gün, iki gün, üç gün neyse yaşlıyla, engelliyle veya çocukla alakalı sohbetleri yapmanızı isteyecek. Kur'an-ı Kerim eğitimleri verilmesini isteyecek vesaire vesaire vesaire. Ben yıllardır çocuk evleriyle ilgili çalışmalar yapıyorum. Mesela çok ağır bir tokat yedik bir şeyden, bir ilahiyatçı kızımızdan. Sizin gibi daha yeni mezun olmuş. Bu protokol çerçevesinde çocuk evine gidiyorlar. Çocuk evinde kimler kalıyor? Çocuk evinde yetimler var. Öksüzler var. Hem yetim hem öksüz olanlar var. Sadece yetim veya sadece öksüz olanlar var. Başka? Anne babası var. Ama biri hastanede, biri hapishanede, biri tımarhanede, bilmem nerede. Yani bakacak durumda değil. 4, anne babası var.
ama ekonomik olarak bakacak durumda değil. 5 anne babası var veya birisi var, birisi yok veya ikisi de var ama onları kötü yollarda, bir anne evladı kötü yolda kullanır mı? Kullanır. Bunu toplumda göreceksiniz. Dilencilikte, fuhuşta, şurada, burada vesaire kullanıyor. Bu tespit edildiği zaman devlet el koyuyor. Koruma ihtiyacı altında olan çocuklar diye bir kanun var. 5393 sayılı kanun. O kanun çerçevesinde çocuklar devletin güvencesi altına giriyor. Hepsi mutlak anlamda yetim değil. Ama biz bunlara manen yetim diyoruz. Çünkü ana var ama neyi yapacak ki? Şizofren. Baba var ama katil içeride. Anası var ama işte başkasıyla beraber hayat yaşıyor. Çocukla ilgilenmiyor vesaire vesaire. Bu ızdıraplı. Şimdi böyle bir eve bizim kızımız, vaize kızımız şeye geliyor. Sözde manevi desteğe geliyor. Oradaki görevli de bize anlatıyorlar. Hocam diyor, geldi bize çocuklara, 4-5 yaşındaki çocuklara ana baba hakkından bahsediyor. Neresinden tutayım? Neresini düzelteyim? Zaten bu çocuklar darbeli. Anasından darbeli, babasından darbeli. Veya yetim veya öksüz kalmışlar. Veya anası sokağa atmış, babası sokağa atmış. Bu çocuğu ana baba hakkından bahsettir mi önce ya? Onun için şimdi ben bütün ilahiyat dekanlarına gittiğim her yerde tanıştığım hepsine söylüyorum. Allah rızası için diyorum. Benim babam da ilahiyat dekanlığı yapan birisi. Baba diyorum, Allah rızası için. Şu son sınıflara sosyal hizmet dersi diye bir ders koyun. Manevi sosyal hizmet dersi diye 2 saatlik, 3 saatlik bir ders koyun. Çünkü bu adamlar, bu arkadaşlar, erkekler veya kadınlar, siz yarın cezaevine gideceksiniz, şimdi konuşacağız. Hastaneye gideceksiniz, başladı şimdi sistem. Çocuk yuvalarına gideceksiniz, yetişme yurtlarına gideceksiniz, sosyal yardım ünitesine gideceksiniz. Dolayısıyla kime gidiyorsunuz? Bu gittiğiniz insanların temel özellikleri nelerdir? Bunlara nasıl müdahale edilmesi gerekiyor, nasıl konuşulması gerekiyor, nasıl anlatılması gerekiyor? Bunlarla nasıl ilişki ağının kurulması gerekiyor, bunu bilmediğiniz zaman? Bunlar camiye gelen cami cemaati değil ki. Çocuk 4 yaşında, 5 yaşında tarlada patos mu? Bu şeyleri biten. Anası onun içine düşmüş, parça parça olmuş. Çocuk bunu gözüyle görüyor. Ondan sonra getiriyor çocuğu, yuvaya veriyorlar. Şimdi sen bu çocuğu ana baba hakkından bahsediyorsun. Hangi ana baba hakkı? Anneler günü kutluyorsun. Çocuk yuvadan alınmış, hani annesi iyileşti diye yuvadan alınıyor. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında çocuk. Yaşadığımız vakalar bunlar. Daha eve giderken çocuğu laylonla boğmaya çalışıyor anne. Çünkü öldürme eğilimi, hastalığı olan anne şefkati bunu yapmaz ama o psikolojik bir rahatsızlık. Ve şey yapıyor, şimdi bu çocuğa hangi dille yaklaşılır? Ha? Çok zor bir şey. Yani onu bilememiş mesela bahsettiğiniz öğrenci. Yani o çocuğun psikolojisini... Ha işte onu söylüyorum. Yani çok ağır bir vaka. Ha onu söylüyorum. Yani onu diyorum ki... Eğitimden geçmeli de ondan sonra gitmeli. Yani. Ama bakın bir şeyi unutuyoruz. Bunu olduğu gibi kabul ediyorum, bir şey unutuyoruz. Ben şahsen kendi şeyimi söyleyeyim. Beni bir yere konferansa çağırdıkları zaman yıllarda gidiyoruz. Açıyorum müftüye, diyorum ki hocam buranın sosyolojik yapısı nedir? Psikolojik yapısı nedir? Neyin üzerinde durursak fayda sağlarız? Bir saat bir konuşma yapacağız. Neyin üzerinde durursak fayda sağlarız biz bu topluma? Ben gelip 1 saatim, 2 saatim bir şeyde doldururum. Ama neyi anlatırsak daha sıhhatli olur. Bir kızımız bir yuvaya gidecekse, yuva nedir? Sevgi evi nedir? Çocuk evi nedir? Burada kimler kalıyor? Bunlara nasıl hitap edilir? Ya 3-5 tane kitap okuyalım. İlahiyatçısınız Mehmet Bursa Müftüsü Mehmet Emin Ayıp Hoca'nın bir kitabı var. Çocuklara Allah'ı nasıl anlatalım diye. Doktora çalışması. Mehmet Emin Ayıp Hoca'nın doktora çalışması. Orada çocuğu anlatıyor. Sen ilahiyatçı olarak ne anlatacaksın bu çocuklara? Dolayısıyla önce bir çocuk psikolojisini okumamız lazım. Bir yoksulun psikolojisini okumamız lazım. Bir yaşlının psikolojisini okumamız lazım. Yaşlıya nasıl müdahale edilir? Çocuğa nasıl müdahale edilir? Efendimizin hani bir örneği var. Annenin Ayşe, ablanın Fatıma, babanın Muhammed olmasını ister misin? Kime söylüyor bunu? Şehit olan, boynu bükük olan, arkadaşları şerle oynarken, şen şakrak oynarken o boynu bükük ağlayan çocuğa söylüyor.
Nereden giriyor? Damardan giriyor. Sen kalkıp o çocuğa bunu anlatırsan adam çocuk diyecek ki bir dakika ya diyecek sen. Benim adam babamı öldürdü. Sen ne hakkından bahsediyorsun? Bu. Mesele bu. Çocuk evimiz. Aileyle alakalı çalışmalarımız var. Boşanan aileler, travma geçiren aileler, sıkıntılı olan aileler. Yani size müftülüğe gittiğiniz zaman aile danışmanı ve rehberlik büroları var biliyorsunuz. Orada çalışacaksınız. Aile, karı koca arasında problem var. Size danışacaklar. Danışmanlık yapacaksınız. Sadece fetva verme değil. Efendime söyleyeyim. Gelinle kaynana arasında problemler var. Size danışacaklar. Biz oraya öneri olarak her yerde söylüyoruz, manevi destek uzmanları. Hem sosyal hizmet eğitimi almış, hem ilahiyat eğitimi almış. Yani şeye yönlendiriyordu hatta. Psikiyatri bölümlerine. Dediğinin psikoloğuna dönüyor. Evet. Hem de yani maddi durumu da düşük, yani gidemez, kendi karşılayamaz. Ancak öyle çözüm bulabiliyorlar. Dikkat ederseniz sizi arıyorlar. Niye sizi arıyorlar? Güven var. Ama karşıdan cevap alamayınca ne oluyor? Problem oluyor. Onun için diyoruz ki ilahiyatçıların, hani dedim ya İslam bir bütündür. Tefsir okumanız meseleyi halletmiyor arkadaşlar. Tefsirsiz olmuyor, hadissiz olmuyor, fıkıhsız olmuyor. Ama meseleyi halletmiyor sadece. Onu hangi tekniklerle, yöntemlerle, nerede kullanacaksınız? Sosyal hayatın hangi kılcal damarlarına kadar gireceksiniz? O yaşlıya, yetime, öksüze, garibe, gurabaya nasıl müdahale edeceksiniz? Nasıl destek vereceksiniz? Onun yöntemini de bilmek bizim vazifemizdir. Onun için şu anda Avrupa'da ve Amerika'da sosyal hizmet mesleği büyük bir oranda kiliselerde papazlar tarafından veriliyor. Finansmanlığını kiliseler yapıyorlar. Biz İslam camiası olarak sosyal hizmet mesleğine girmediğimiz için, yanaşmadığımız için başkaları doldurdu. Yıllarca 1960'larda başladı Türkiye'de sosyal hizmet mesleği. Yıllarca sol kökenli insanların kurdukları bir meslek oldu. Ben 80'lerde bir yetiştirme yurtlarında din dersi öğretmenini yaptım bir yıl. Ben gidiyordum, Allah'ı anlatıyordum. Benden sonra o sosyal hizmet uzmanı gidiyordu. Pencereden çocuklar gözüküyor, anası babası da gidiyor vesaire. Çocuklar diyor ki ne Allah'ından bahsediyorsunuz? Bak sizin Allah'ınız o kadar zalim ki. Bak onun anası babası var, sizin ananız babanız yok diye. Onları küfre sürüklüyordu. Niye? Biz sahip çıkmadık bu mesleğe. Biz sahip çıkmayınca kainat boşluk kabul etmez. Siz sahip çıkmazsanız başkası sahip çıkar. Onun için ilahiyatlarda mutlaka bu dersin olması gerekiyor. Ben sizin Marmara İlahiyatı'nın dekanını da söyledim. İstanbul İlahiyatı'nın dekanını da söyledim. Marmara İlahiyatı'nın dekanını da söyledim. Hocam bu bölümde bir ders açın. 2 saat, 3 saat en azından öğrenciler bir dönem boyunca birkaç tane de uygulamayla beraber ne oluyor, bu meslekte neler var, biz yarın alana çıktığımız zaman nelerle karşılaşacağız, en az 3-5 kitap okumuş olsunlar, 3-5 makale okumuş olsunlar diye ısrarla üzerinde duruyoruz fakat hala istediğimiz şeye giremedik. Engellilik, engelli her türlü çeşidiyle alakalı çalışmalar yapılan bir alan sosyal hizmet mesleği. Yani onun biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi olarak iyileşmesi noktasında çalışma yapan bir meslek. Yaşlılık alanı, bizim en temel alanımızda bir tanesi huzur evleri, yaşlı bakım merkezleri. Huzur evindeki insan tebessüme ihtiyacı var, desteğe ihtiyacı var, moral desteğe ihtiyacı var. Sadece huzur evindeki değil, mahallenizdeki yaşlı amcalar. Onların gönüllerini almak, gönüllerini kazanmak bir ilahiyatçı olarak, bir Müslüman olarak bırak ilahiyatçılığı. En temel vazifemiz. Adaletle alakalı adli sosyal hizmet, cezaevlerindeki insanlarla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Yarın oraya gideceksiniz,
vaize olduğunuz zaman şu anda Diyanet'in cezaevi vaizleri var. Vaizeleri var. Gideceksiniz onlara vaaz edeceksiniz, nasihat edeceksiniz. Nasıl nasihat edeceksiniz, nasıl vaaz edeceksiniz? Önce onların bir psikolojisini bilmemiz lazım. Dolayısıyla buradaki adli sosyal hizmet cezaevi öncesi, cezaevi dönemi ve cezaevi sonrası sosyal hizmet olmak üzere üç basamaklı bir şekilde hizmet veren bir meslek. Bir cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlüler var. Bir de onların dışarıda kalan mağdur olan aileleri var. Onlara sahip çıkma noktasında. Göçmenlerle, mülteci ve sığınmacılarla alakalı çalışmalarımız var. Endüstriye sosyal hizmet şu anda Türkiye'de yok. Aslında çok önemli bir meslek alan. Nedir o? Sanayide, iş sektöründe çalışan insanların insana yaraşır tarzda çalışmasını sağlayabilmek. İş sektöründe çalışıyorsa, 8 saat çalışma hakkı varsa o kadar. Biz ne yapıyoruz? 12 saat, 13 saat, 14 saat. Asgari ücret veriyoruz. Asgari ücret bu insanların insani ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Karşılamıyor. Oysa devlet ne diyor? Ben size diyor asgari ücret veriyorum. Ne demek bu? Asgari ücretin altında veremezsiniz demek. 1300 lirayla İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin geçinme şansı var mı? Yok. Bunu en fazla kim yapıyor? Müslümanlar yapıyorlar. Kim bu Müslümanlar? Bizim Müslümanlar. Beş vakit namazını kaçırmıyor Müslümanlar. Kurban olan sonra beş vakit namazı. O kurban beş vakit namaz neyi emrediyor? Sadece onu mu emrediyor? O insanın hakkını, hukukunu ihlal etmeye geldiğin zaman şimdi Suriyelileri çalıştırıyoruz. 12 saat, 13 saat, 14 saat. 800 lira, 900 lira, 1000 lira para veriyoruz. Hani insan hakları? Hani Allah'a karşı kulluğumuz, sorumluluğumuz, vaadimiz? İşte o anlamda endüstriyel sosyal hizmet bugün Batı'da, Amerika'da var. İş sektörlerinde, her iş sektöründe, ciddi iş sektöründe bir tane sosyal hizmet uzmanı vardır. O insanların, çalışan insanların hakları ihlal ediliyor mu, edilmiyor mu? Onu çalışan bir alan. Manevi sosyal hizmet sizin de içinde olmanız gereken bir alan. Türkiye'de şu anda yok denecek kadar az. Kendi bölümümüzde ben bölüm başkanıyken o dersi koydum, şu anda son sınıfta okutuyorum ben. Bir iki üniversitede daha var manevi destek hizmetleri, manevi sosyal hizmet, onun dışında yok maalesef. Ama bütün Batı dünyasında manevi sosyal hizmet diye bir ders var. Ve insanlara İncil'le alakalı, Tevrat'la alakalı, dinle alakalı bir sürü şeyler öğretiliyor. Çünkü insanların diyor Hristiyanlar, Hristiyan sosyal hizmet uzmanları, insanların manevi desteğe ihtiyacı vardır. İnsanlara manevi destek verebilmek için onların dini yaşantılarını bilmeniz lazım. Dini hassasiyetlerini bilmeniz lazım. Dini duygularını bilmeniz lazım ki onlara manevi destek verebilirsiniz. Bizde sosyal inceleme raporu diye bir rapor var. Size birisi müracaat ettiği zaman sosyal hizmet uzmanına, sosyal hizmet uzmanı gider incelemesini yapar. Bütün boyutlarıyla beraber ailesiyle, etrafıyla, konusuyla, komşusuyla, arkadaşlarıyla incelemesini yapar. Eve gider, evin incelemesini yapar. Ondan sonra der ki bu adamın şuna 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 ihtiyacı vardı, şu desteği sağlayabilirsin diye yazısını yazar, raporunu yazar. Bunu en azından görebiliyorsunuz. Ama manevi olarak bilmiyorsanız o da bir problem vardır. Dolayısıyla o insanların manevi anlamda, yani dini, maneviyattan kastımız sadece dini değil. Maneviyat bir üst yapıdır. Din de onun içerisinde bir unsurdur ama onun dinini bilmeniz lazım. Hristiyansa Hristiyanı bilmeniz lazım. Yahudi ise Yahudiliği bilmeniz lazım. Müslümansa Müslümanlığı bilmeniz lazım. Dolayısıyla özellikle kendi ülkemizde söylüyorum. Bu insanların manevi desteğe ihtiyaçları var. Bunu da sosyal hizmet uzmanı, ama sadece sosyal hizmet uzmanı değil. Çünkü sosyal hizmet uzmanlarının en büyük eksikliği dini eksiklik. Dini bilgiler eksikliği. Dini bilgiler olanların en büyük eksikliği sosyal hizmet alanı. İkisi de birleştiği zaman gerçekten manevi destek hizmetlerinin sunulduğunu görüyoruz. Gençlikle alakalı sosyal hizmet çalışmalarımız var. Okul sosyal hizmeti şu anda gündeme geldiği en temel alanların bir tanesi. Her okula bir tane sosyal hizmet uzmanının istihdam edilmesiyle alakalı. Ordu sosyal hizmeti var. Orduda sosyal hizmet. Oradaki askerlerin çok ciddi sıkıntıları var. İntiharlar var. Şu 15-20 gündür yaşadığımız iğrenç, vahim durumu kastetmiyorum. Normal ordu süreci içerisindeki şeyi kastediyorum. Bu zaten lanet olası bir bela ve musibet. İnşallah Cenab-ı Hak üzerimize atmıştır onu. Bir daha da göstermesin inşallah. Tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet, hastanelerdeki ihtiyaçlar. Hastaneye gideceksiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında protokol var.
O protokol çerçevesinde siz din elemanları olarak hastaneye gideceksiniz, hastalarla görüşeceksiniz. Ama nasıl görüşeceksiniz? Hastaya moral destek olmak adına. 1960'larda ilk defa Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında bir protokol yapılıyor. Hastanelerde din adamı görevlendirilmesiyle ilgili protokol yapılıyor. Ve o protokolle imam görevlendiriyorlar. Bizim hastamızdan bir tanesi de Ankara'da rahatsızlanıyor. Hastaneye yatırıyorlar. Hasta diyor ki yakınlarına, ya diyor hocayı çağırın diyor. Bize biraz muhabbet etsin, sohbet etsin. Bizimkiler de diyor ki hasta yakınlara eyvah diyor. İnsanın diyor eceli gelince diyor Azrail'i görürmüş. Herhalde diyor bizim hoca efendi de diyor, bizim amca da diyor, hastalardan işte kimse artık. Herhalde diyor ölümü geldi. Bu imamı istiyor ki Yasin okusun. İmamı çağırıyorlar, aynı ben söylüyor. Diyor ki gel hoca bize oku diyor biraz bizim hastaya. Hoca da geliyor, ağzı besmeye çekiyor, takkiyi takıyor, okuyor Yasin tebareke anmaya. Bizim hasta ölüyor. Çünkü hasta diyor ki ya bu bana Yasin okuduğuna göre demek ki doktorlar buna demiş ya ki bu adam gidicidir. Ve hasta ölüyor. Doktorlara çağırıyorlar. Doktorlar diyor ki mümkün değil, ölmemesi lazım. Yani tıbbi olarak bu adamın daha ölmesi zamanı değil. Ecel ayrı bir şey ama tıbbi olarak bu adam ölmemesi lazım. Ne oldu? Böyle böyle oldu. Tabipler odasına intikal ediyor. Tabipler odası mahkemeye başvuruyor ve bu kararı iptal ettiriyor. Ondan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'yla Sağlık Bakanlığı arasında protokol kalmıyor. Niye? Oradaki bir imamın o uygulamasının neticesinde bir insan ölüyor. Oysa o imam sosyal hizmetle alakalı eğitimlerini almış olsaydı yaşlıya nasıl muamele edilir? Hastaysa hastaya nasıl muamele edilir? Nasıl bir ilişki ağı kurulur? Hangi dil kullanılır? Biz biliyoruz ki toplumda sosyolojik olarak biliyoruz ki bir hastanın başında Yasin okunuyorsa o adam gidicidir. Psikolojik olarak insan yıkılır yani. Yakındaki insana da yıkılırlar. Ama Hristiyan sosyal hizmet uygulamacılarına bakın. Bir sürü uygulamaları okuyoruz. Gidiyor beraber diyor. Hadi diyor seninle beraber İncil okuyalım. Seninle beraber. Hadi beraberce Tanrımıza dua edelim. Hadi beraberce zikir çekelim. Hadi beraberce tefekkür edelim. Bak hayat ne kadar güzel. Adam hasta, kanser olmuş. Hayat ne kadar güzeldir. Sen 80 sene ne güzel hizmetler yapmışsın. Ne mutlu bunların şöyle kazançlar alacaksın. Böyle kazançlar alacaksın. Ve bir ifade, birisinin ifadesi diyor ki adam neredeyse diyor ben de dedim ki ya keşke ben de hasta olsam da ben de bunları yaşasam. Adam ayağa kaldırıyor. Neyle? O manevi destek modeliyle, metoduyla, yöntemiyle adamı ayağa kaldırıyor. Bir diğeri madde bağımlılığı ve sosyal hizmet. Şu anda günümüzdeki en büyük tehlikelerden bir tanesi o. Detaylara girmeyeceğim. Efendim, çevre ve sosyal hizmetle alakalı çalışmaları yürütüyoruz. Mesela şöyle bir fotoğraf koydum. Açlıktan ölen Suriyeli çocuğun bir mektubu var Allah'a. Allah'a mektup yazmış. Diyor ki Allah'ım diyor benim canımı al. Beni cennete götür. Çünkü cennette yemek var diyor. Ne demek bu? Adam demek ki günlerdir yemek yememiş. Peki bu çocuğun vebali kimde? Çocuğun günahını kim çekecek? Cezasını kim çekecek? Çocuk mu çekecek? Yok. Tüm İslam ümmeti çekecek. Tüm İslam ümmeti bundan sorumlu. Her kim bir şeyler yapmadıysa bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecek. Engellilerle alakalı, yaşlılarla ilgili, yoksullarla alakalı. Şu anda yoksulluk. Yoksullukla alakalı sıkıntılar. Yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız var. Oralarda sosyal hizmet uzmanları çalışmalar yapıyorlar. Onlara destek veriyorlar. Sığınmacılar. Bu çocuğu biliyorsunuz değil mi? Kurdi. Kurdi gitti. Ama Kurdi öyle bir ders bıraktı ki bize. Biz sahip çıkmazsak bu çocuklara yarın bunlar yakamıza mahşer gününde yapışacaklardır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırlar. Üniversitede çalışırlar sosyal hizmet uzmanları, mahalli idarede, belediyede, sivil toplum örgütlerinde, özel kuruluşlarda. Aile Bakanlığı bahsettim, Sağlık Bakanlığı'nda, hastanelerde, İçişleri Bakanlığı'nda, özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü'nde suç işleyen çocuklarımız var. Hani dedik ya biz koruyucu ve önleyici hizmetlerimiz de var. Suç işlemeye meyilli olan çocuklar var. Suç işleme riski olan alanlar var.
bu alanların tespitiyle alakalı çalışmalar ve buraya gelen çocuklarla alakalı. Adalet Bakanlığı'nda yine herkese, Çalışma Bakanlığı'nda, Kalkınma Bakanlığı, Gençlik Bakanlığı, Afetler İşleri'nde ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışmalar yaparlar bu çocuklarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız. Saat kaç oldu? Kaç dakika? Biz böyle gaza bastık gidiyoruz da. Hocam 55 dakika olmuş. Daha fazlası girmeyelim. Ben hemen şurayı da bitireyim. Daha önemli şeylerimiz varmış ya. Sosyal hizmet uzmanları bu mesleği icra ederken 6 temel ilkemiz var. Dikkat edin, bu ilkelere önemli. Bir şey hatırlatması lazım. Bir, hizmet anlayışı. Bunu Batı sosyal hizmet anlayışı ortaya koyuyor. Nedir o hizmet anlayışı? Seyyidül kavmi hadimuhum diyor Efendimiz. İnsanların efendisi kimdir? Onlara hizmet edendir. Bakın, hizmet etmeyi birinci prensip ortaya koyuyor. İkincisi sosyal adalet. Zaten onu konuşmuştuk. Bireyin onuru ve değeri. Birey onurludur ve değerlidir. İnsan, Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu en kıymetli bir varlıktır ve değerlidir. Dolayısıyla hak temelli bir sosyal hizmet anlayışını gerçekleştirmemiz lazım. İnsan ilişkilerinin önemi, Medine vesikasını biliyorsunuz. Medine vesikasında Müslümanlarla, Yahudilerle, Hristiyanlarla beraber bir arada yaşama. Biz diyoruz ki sen bizim cemaatten değilsin, sırt çeviriyoruz. Sen benim mezhebimden değilsin, sırt çeviriyoruz. Aa, Şafii misin ya, ben seni Müslüman zannediyordum. Sen işte filan tarikattansın ama benim tarikatımdan değilsin. Hemen ne yapıyoruz? Dirsek bu gösteriyoruz. Oysa ölçü o değil. Önce insan olmaları. Önce insan olana insan gibi muamele. İnsana yakışan o. Ama ben insanlıktan vazgeçtim derse ayrı bir şey. Ama insansa, insana yakışan muamele, gerçekten ona insan gibi muamele etmek. Dürüstlük ve güvenlik. El-emin. Sosyal hizmet uzmanı dürüst ve güvenilir insandır. Hele siz manevi sosyal hizmet uzmanları, dürüst ve güvenilir ve emin kişiler olarak yarın cezaevlerinde, adliyede, hastanede, çocuk yuvalarında, huzur evlerinde görev yapacaksınız. En temel ilkemiz bu. Ve yetkinlik o işe liyakatla alakalı bir şey. Bunların kısmını söylemiştik. İhsar prensip girmeyeceğim. Onlara çok uzun kaçar. Varsa sorularınız, ben sorularınızı alayım. Temel ilkelerimiz var. Onlara girmeyeyim ben. Evet. Yani ayrıyeten bir alım yapılıyor mu? Yoksa sadece bu açık o fakülteyi bitirenlerden mi karşılanıyor? Hani dedik de Diyanet İşleri'ye mesela sağlık bakanlarında bir protokol var. Yani ayrıyeten bir alım yapılıyor mu? Tabii, devlet tabii. Yani manevi sosyal hizmet uzmanı ve sosyal yok. Hizmet uzmanı ayrı ayrı mı alınıyor yani? Sosyal hizmet, bu bahsettiğim bütün kurumlarda sosyal hizmet uzmanı var. Evet. Resmi olarak var. Ama bir de, hayır, bunlar sosyal hizmet mezunu. 4 yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun olan sosyal çalışmacılar. Hastanede var, engellilerde var, yaşlılarda var, hapishanede var, çocuk yuvalarında var. Bunlar ayrı. Bir de Diyanet'in Aile Bakanlığı'yla, Adalet Bakanlığı'yla, Sağlık Bakanlığı yaptığı protokoller var. Diyor ki din adamları gelsin. Bizim bu dezavantajlı kesimlerimize destek versin. Bu sadece destek amaçlı. Tabii. Siz cezaevi kadrosunda cezaevi vaizliği olabilirsiniz. Gidersiniz oradaki bayanlara haftanın belli günlerinde Kur'an eğitimi, sohbetler, nasihatler, şu bu vesaire, din adamı olarak görev yapacaksınız. Hastaneye gideceksiniz, onlara din adamı olarak manevi destek vereceksiniz. Huzur evine gideceksiniz, huzur evindekilere din adamı olarak manevi destek vereceksiniz. Çocuk evlerine gideceksiniz, çocuk evlerine din adamı olarak o sıfatla. Bu şu anda vaki olan durum. Onun için diyorum ki ilahiyatçıların mutlaka sosyal hizmet mesleğinin ana ilkeleri, prensipleri, usulleri, adapları, yöntemleriyle ilgili ve dezavantajların psikososyal yapılarıyla alakalı bilgileri bilmesi önemli. Onun için mutlaka ilahiyat fakültelerinde bu dersin olması lazım. Vurgum o.
Yani bu dediğimiz yerde zaten çalışacaksınız. Ama çalışırken ya bir yaşlıya nasıl muamele edilir? Bir yaşlı huzur evinin müdürü anlattı hocam. Huzur evinin müdürü. Geldi hoca efendi diyor. Hoca efendi yaşlı birisi, emekli bir vaiz çağırmışlar. Yaşınız geldi zaten 70'in üzerine gelmişsiniz, 80'in üzerine, cami kürsüsünde konuşuyor diyor. Şey de huzur evinde. Zaten bir ayağınız ki mezarın dibine geçti, artık öbür ayağınıza gitti, bu günahlarınız size yeter, cehennem ateşi sizi şöyle yapacak, kabir sizi şöyle sıkacak, başka da anlatmaya. Dedim hocam ne yapıyorsun sen? Dürtüyorum, ne yapıyorsun sen? Kabir azabından bahsediyor. Sen diyor 80 yıl böyle yaşadın diyor. Namaz yok, niyaz yok, oruç yok, hac yok, edep yok, ahlak yok, böyle yaşamışsın sen diyor. O cehennem ateşini göreceksin sen diyor. Bir şey de diyemiyorsunuz ki. Adam eğitimi almamış ki. Ben mübarek bu sosyal hizmet eğitimini almadın, din eğitiminde mi almadın? Din eğitiminde yaşlıya böyle muamele edilir. Aleyhissalatü vesselam'a Allah'ın bir ifadesi var. وَلَوْ كُنْتَ غَلِيظًا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Suratına sarsan, problemliysen, sert mizaçlıysan, kimse senin etrafında kalmaz ki. Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderirken kavlen leyyinen diyor. Yumuşak söz söyleyin diyor. Cezaevine gideceksiniz, hastaneye gideceksiniz, hapishaneye gideceksiniz. يَسْرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا Bunlar hepsi Kur'an'ın prensipleri, İslam'ın, Aleyhisselatü Vesselam'ın prensipleri ya. Buraya gideceksiniz, cezaevine gideceksiniz. Beni cezaevine çağırdılar. Dile hocam bir sohbet yapar mısın cezaevine? Beş iki defa gidiyorum cezaevine, ne yapayım? Ya işte sabır, herkes sabır anlatıyor. Dedim ne güzel, güzel bir yerdesiniz, sizi tebrik ederim. Güldüler. Hocam dediler siz, dedim ki el hayru fî mâ vaka, hayır olandadır. Belki siz bugün burada olmamış olsaydınız, Allah bile dışarıda hangi günahlarla karşı karşıya kalacaktınız, şükredin halinize. Başladı akşam. Şimdi vay sizi günahkarlar, Allah belanızı daha da fazla versin. Cani, cinayet istemişsiniz, gelmişsiniz buraya, rahat mı edeceğinizi zannediyorsunuz? Dediğiniz zaman ötekileştirmiş oluyorsunuz. Cezaevine vaiz dedim, hocam ne anlatayım dedim. Dedi sabrı anlatma da ne anlatırsa anlat. Herkes de sabrı anlatıyor. Dedim ki yok ben şükrü anlatacağım. Şükür. Ya hocam şükür anlatır mı? Ben anlatırım dedim. Oturdum ben bir saat şükür anlattım. Nasıl şükredilmesi gerektiğini, bulunduğu atmosferin ne olduğunu, bu atmosferde şükrün ne olduğunu, mümin olarak bulunduğumuz hali en iyi nasıl değerlendirebileceğimizi. Kadir-i İlahi bir şey istemişsiniz, gelmişsiniz. Ama adamları boğmak değil ki. Yaşlı adam. Ona beşşirû ve lâ tunefirû, yessirû ve lâ tuassirû. Ne güzel saçların bembeyaz olmuş. Onu namaza alıştırmanın yolu o değil ki. Önce o güven, neydi bizim sosyal hizmet temel ilkelerinden bir tanesi? Güveni vermek. Önce o güven atmosferi oluşturmak. Ama çok değerli arkadaşlar var ya, öyle bir sevgi atmosferi oluşturmuşlar ki. Hocam diyor, benim şu anda diyor o 80-100 kişilik huzur evindeki insanlar, 30-40 tanesi kurduğumuz ilişki neticesinde illa bana Kur'an öğretin. Bence Kur'an öğretiyorum. Onlara özel olarak Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Diğerlerine muhabbet ediyor. Muhabbet ettiği oruçtur, namazdır, zekattır, hacdır değil. Onlardan soru geldikten sonra sorulur. Direkt ben gidip de hemen tebliğ öyle yapılmaz ki ya. Tebliğ önce size güvenecek. Sosyal hizmet de o esastır. Sosyal hizmet uzmanı müracaatçıyla, dezavantajlı kesimle ilgili çalışma yaparken öncelikle ortaya koyması gereken bir şey karşılıklı güveni tesis etmek. Adam diyecek ki o yoksul, garip, galiba, fakir, fukara, yetim, evet bu abla, bu abi benim problemimi çözecek. Çünkü bu insandır, güvenilirdir, sağlamdır, değerlidir. Bunu ortaya koyduktan sonra siz namazı da öğretirsiniz, orucu da öğretirsiniz, haccı da öğretirsiniz. Yıllardır uğraştığımız adamlar var, hiçbir şey söylemiyoruz. Geçen geldi hocam diyor, ben de cuma namazına gitsem nasıl olur? İyi olur dedim. Ben de düşündüm ya ben cuma namazına gideyim. Çünkü adam yanında ben her zaman diyor ki ben cuma namazına gidiyorum. Sen gel demiyorum. Sen gel dersem nefis devreye girecek. Şeytan devreye girecek. O desin ya. Ben adama namaz kıldırmak gibi mükellefiyetim var mı? Dinen ilahiyatçılarsınız. Var mı öyle bir mükellefiyetiniz? Oruç tutma mükellefiyetiniz var mı? Yok. Ne mükellefiyetiniz var?
Tebliğ. Ama tebliği de uygun dille, uygun yöntemle, uygun usulle, adapla yapacaksınız. Hastanede kanserle karşı karşıya kalan bir insana tebliğ yapılmaz. Önce sevgiyi, muhabbeti, ilgiyi, alakayı, güveni, adam sizi isteyecek. Oturacaksınız, muhabbet edeceksiniz. Hastalığın neticesinde her titrediğinde günahlarının nasıl güzel güzel döküldüğünü, adam hastalığın bir nimet olduğunu algılayacak. Ama onun dilini bilmeniz lazım ki onu öğretebile, konuşabilirsiniz. Yoksa vah gittin sen ya, zaten ömrün pislikte geçmişti. Kanser de geldi, sen de artık herhalde öbür tarafta işin zordu deyip, öyle bir dil kullanırsanız siz adamı zaten öldürürsünüz. Bir önce anlattığım vakada öldürdükleri gibi. Şey bu kısım. Evet. Başka soru? Hocam şimdi hani tamam biz destek olacağız karşımızdakine ama şimdi karşımızdakinin sorunlarını dinledikten sonra biz de eski biz olmuyoruz haliyle. Biz? Hani, biz eski biz olmuyoruz yani karşımızdakinin derdini dinledikten sonra mesela herkesin fıtratı farklı olduğu için kimi mesela bunu kaldıramayabilir, kendi psikolojik sorunlara düşebilir. Bizim bu durumdaki tavrımız kendimize karşı nasıl olmalı? Profesyonel bakış açısıyla bir genel cerrah adam içeri girip ameliyata girip kesiyor, biçiyor, doğruyor, dikiyor ve çıkıyor. Ondan sonra gidip yemek yiyor. Sen yapabilir misin? Yapamazsın. Tabii. Yapamaz. Dolayısıyla profesyonel olarak kendimizi vakanın içerisine atarak değil. Eğer siz kendinizi vakanın içerisine atarsanız, bu yaşayacağınız bütün vakalar için geçerli, atarsanız boğulursunuz, yardımcı olamazsınız çünkü siz tehlikedesiniz. Suya atlayan bir adam için en tehlikeli şeyden bir tanesi, yardımcı olan için büyük bir tehlike, adamı da çekip şey yaparmış, boğulmasına sebebiyet verilmiş. Dolayısıyla orada siz dışarıdan bakan bir profesyonel gözüyle bakacaksınız. Bir yaşlıyı dinlerken, bir yetimi öksüz dinlerken onlarla beraber ağlayıp sızlayıp gittiğiniz zaman adam diyecek ki ooo diyecek yani. Ben bir müddet belediyede çalıştım, yöneticilik yaptım bu sosyal yardımlarla alakalı. Birisi geldi, epey bir, iki üç yıl geçti. Hanım dedim ki gelsen bir gör dedim manzarayı. Geldi manzarayı, adam birisi geldi ağlıyor. Ama ağlıyor, kan dökülüyor falan mesela. Hanım da onunla beraber başladı ağlamaya. Ama adam sahtekardı. Ben de incelememizi yaptırdık, adamın sahteki olduğunu karar verdik, nazik bir şekilde kovduk. Hanım bağırdı, çağırdı, sen ne biçim insansın, nasıl yardım etmezsin filan dedim, bir dakika. Haberin var mıydı ne olduğundan? Yok. Adam diş kapıdan geldi, benim makam odama kadar kan damlıyor burada. Kan damlaya damlaya geldi. Yardım istiyor. Biliyor biz ciddi yardımlar yapıyoruz. Bu arada çay kahve ikram ettik, alanda da ekipler hazır her tarafta. Telefon açıyoruz, şu adrese bir bakın bakayım, böyle bir adam var mı, böyle bir dert var mı? Belediyedeki kayıtlara bakıyoruz, böyle bir adam var. Herkes bir yerlere bakıyor. Öyle bir mahallede, öyle bir caddede, öyle bir sokakta, öyle bir adreste böyle bir adam yaşamıyor. O belediyenin sınırları içerisinde böyle bir adam bizde yaşamıyor, ikametgahı yok. Yalan söylüyor. Adam nazikçe gönderdik. Eğer biz adamla beraber ağlarsak, ya göreceksiniz bir sürü vakalar, yani şahit olacaksınız. Ölçü o değil. Ölçüsüz kendinizi uzakta tutacaksınız. Uzakta tutmak demek, robot olmak demek değildir. Elbette onun acısına, sevgisine ortak olacaksınız. Ama yaparken kendinizi işin içerisine atmadan, ama bu hemen yarın olur mu? Olmaz. Bu bir profesyonellikle alakalı, bir tecrübeyle alakalı. Psikologları düşünün, psikiyatristleri düşünün. Epey bir kısım psikologlar veya psikiyatristler şu anda tedavi görüyorlar. Niye? Kendilerini şeyin için attıkları için. Ben normalde adam kan görmeye dayanamazsa ama adam gidiyor, ameliyat yapıyor, kesiyor, biçiyor, doğruyor, kalbini deliyor, beynini, kafasını koparıyor. Ondan sonra gidip ciğerci de ciğer yiyor. Nasıl yapıyor bu adam? Profesyonel bakış açısıyla yapıyor. Siz de profesyonel bakış açısıyla. Ben yetim evleriyle ilgileniyorum. Ben daha kendi hanımımı çocuk evine götüremedim. Dayanamam diyor. Ben gidiyorum, çocuk üstüme atlıyorlar, hopluyorlar, zıplıyor, amca sen mi geldin diyorlar, bir sürü şey oluyor. Bu yapıyla alakalı biraz da. Yani o yapınız yoksa, o profesyonelliği oluşturamıyorsanız, siz problem çıkarırsınız. Kendiniz yetişeceksiniz, evet ben hazırım. Ben profesyonel anlamda müdahale işte, aile danışmanlığında öyle vakalar gelecek ki size, onunla beraber oturup ağlayacaksınız belki. Ama o size niçin aradı? Ağlamanız için değil sadece. Müdahale etmeniz için, yardımcı olmanız için. Sizin orada vereceğiniz basit bir nasihat. Bak kültür müdürlüğü yapmış birisi olarak söylüyorum yıllarca.
aile danışmanlığı seminerleri veriyoruz. Birilerine verdiriyoruz. Bir kadın geldi, müdürüm dedi, ben dedi, bu konuşmayı 1,5 ay önce dinleseydim ben eşimden boşanmazdım. Ne lüzumsuz şeylerle boşanmışız. Sizin orada telefonla yapacağınız manevi destek bir cümleniz sizin için basit bir cümledir, sıradan bir cümledir. Bakın burada ne okuyorsunuz? Belli bir İslami ilmi okuyorsunuz değil mi? Birçok kavram sizin için yabancı değil. Sizin için yabancı olmayan birçok kavram dışarıdakiler için çok önemli bir kavramdır. Bir kelime, bir cümle, bir kavram onların önünü açar, ufkunu açar. Onun için mesleğiniz çok kutsi bir meslek. Davanız çok kutsi bir dava. Bu davayı bütün yöntemlerini, usullerini, adaplarını da sağlıklı olarak oturtabilirseniz bu tren sizi sahili selamete götürür. Sizinle beraber bu toplumu da götürür. Ama eğer siz bağlantıları sağlam kuramazsanız, yöntemi sağlam oluşturamazsanız, sistematik yapıyı sağlam kuramazsanız, yani o şeydeki tefsir hadis fıkhı okumadan önce saf nahiv okuyorsunuz. Belagat okuyacaksınız diye okuyorsunuz. Onlar sağlam olmadan siz tefsir hadisi nasıl yorumlayacaksınız? Alet ilimlerini, ulum-u aliye ile ulum-u aliye arasındaki bağlantıyı kuramazsanız, okuyabilir misiniz ulum-u aliyeyi? Aynı meslek, sosyal hizmet mesleği için de bir. Yarın gittiğiniz zaman cezaevlerine, ben size tavsiyem, imkanınız varsa çocuk evlerine gidip çalışın. Bırakın şeyleri, cami cemaatini bırakın ya. Çocuk evine gidin, huzur evine gidin çalışın. Cezaevine gidin çalışın. Cezaevi çok korkulacak bir yer değil. Cezaevindeki arkadaşlarım söyledi, ben çalışmadım. Ama oradaki talebelerimiz var, mezunlarımız var. En güvenli yerlerden bir tanesi cezaevidir. Ben şaşırdım. Kaç yere gittim, hepsi aynı şeyi söylediler. Birbirinden farklı yerler. Hocam da çok güvenilir bir yer. Niye? Çünkü buraya herkes gidemez. Gidenlerin hepsinin de şeyi belli. Bir sürü şeyden geçiyorsunuz. 8 saat orada muazzam bir şeyle çalışıyoruz. Hepsi hazır bekliyorlar sizi. Bırak cami cemaatini ya. Bırak Kur'an kursa gelen 60-70 yaşındaki şeyler. Onlara diğerlere gidensinler. Bir sorum daha olacak hocam. Mesela gittiğimizde karşı tarafta bir yargı oluşmuyor. Mesela evet benim sorunlarım var. Benim sorunlarıma nazaran geldi mesela bu beyefendi ya da bu hanımefendi diye bir ön yargı olmuyor mu karşı tarafta? Yani mesela hani biz belli amaçlar için gidiyoruz oraya. Kesinlikle hani doğal bir tanışma olmuyor. Doğal tanışma değil, biz profesyonel mesela, gidiyoruz. Biz doktor gibi gidiyoruz. Karşı taraftakinde böyle bir ön yargı yok, yok tam tersi. Tam tersi. Yarın cezaevine gittiğin zaman diyecekler ki keşke her gün gelsen diyecekler. Hastaneye gittiğin zaman keşke her gün gelse diyecekler. Çünkü insanların manevi desteğe ihtiyacı var. Paraya pula mesele değil. Manevi desteğe ihtiyacı var. Sizin okuyacağınız bir ayet, uygun bir ayet, uygun bir hadis, güzel bir söz, bir keram, bir kibar, güzel bir ifade, güzel bir müjde. Yani o ortaya koyacağınız o tavırınız, tebessümünüz, hele bir çiçekle beraber gitmeniz, onların gönlünü kazandıracaktır ve İslam'a ısınmasına vesile olacaktır. Hocam kurumlar dışında baktığımızda mesela çevremizde de bu tür insanlar görebiliyoruz. Mesela hani çok uçlarda yaşayan ki ilahiyat çevresinden çıktığımızda ve diğer fakültelerde karşılaşabiliyoruz. Ama mesela onlara nasıl yaklaşırız? Yani ben onu çözemedim. Mesela bir Fen Edebiyat Fakültesi'nde hani biz şu an tamamen ilahiyat resmen bir fanusun içinde gibiyiz ama Fen Edebiyat'a baktığımızda bazı arkadaşlar o kadar uçlarda yaşıyorlar ki onlara nasıl ulaşıyoruz mesela? Hani kesinlikle doğal bir ortam yok. Yani hani yaklaştığında bak ben sana bunları anlatacağım da diyemiyorsun. Öyle bir vazifeniz yok kızım. Bizim öncelikle birinci vazifemiz Müslüman gibi yaşamak. Biz Müslüman, Kur'ani ve Nebevi prensipten bahsediyorum. Şu anda yaşadığımız Müslümanlıktan bahsetmiyorum. Kur'ani ve Nebevi açıdan Müslüman gibi yaşarsak bunlar zaten dikkatini çeker. Kavliden önce fiili davranış. Fiili davranış. Gözüne kestirip ben bu adama bir dakika ne yapıyorsun sen? Önce bir o şeyi oluştur, o güven oluştur, o samimiyeti oluştur, o diyaloğu oluştur. Onlar o diyalog çerçevesinde gelişecek şeylerdir. Eğer siz o samimiyeti, o güveni, o itimadı vermezseniz karşıya, Aleyhisselatü Vesselam'a insana ne dediler? Muhammedül Emin dediler. O yalan söylemez dediler, o adam kandırmaz dediler. O şeyde Hacer el-Esved'in taşınması olayına bakın. İşte dağın arkasında bir şeyler vardı, ben size söyledim. Kimse yok demedi, kimse yalan söylüyor demedi. Yüzüne baktılar dediler ki bunda yalan yok dediler. Bir sürü vaka var İslam tarihinde, bunu
biliyorsunuz, okuyorsunuz. Anlatmaya gerek ama orada bir şey var. Bir model var ve o model güven veren bir model, destek veren bir model, gerçekten hayatın her kademesine yansıtan bir model. Biz o model olmaktan uzağız maalesef. Yani biz ilahiyat camiasından gelen birisi olarak söylüyorum. Biz en mükemmel Müslümanlarız. Diğerleri kim kimden? Biz zaten cenneti de garantiledik. Babamızın bahçesi gidiyoruz oraya doğru. Bunlar zaten durumu perişandır. Şuna bak işte en uçta gidiyor mesela. Öyle bir şey yok. Kimin hidayet nasıl bulacak? Ne zaman nasıl bulacak? Ölünceye kadar mı? Vâbud Rabbeke hattâ yetiyekel yakîn. Bugün kurtulmuş olmamız, kurtulduğumuz anlamına gelir mi? Yarın olacağını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Onun için istikamete ayrılmadan fiili olarak kendimizi ortaya koyalım. Zaten mıknatıs gibi çekerler sizi. Allah dostlarının niye etrafında bir sürü insan birikiyor? Parayla mı getiriyorlar? Hakiki Allah dostlarından bahsediyorum. Parayla gelenden bahsetmiyorum. FETÖ'cü anlayıştan bahsetmiyorum ben. Niye? Çünkü Allah severse diğer insanlar da sevdirir diyor. Ve gelirler insanlar, bakanlar, siz başörtüsünü olmadığından dolayı bir şey demiyorsanız, mini eteklidir diye bir şey demiyorsanız, yukarıdan tekebbürle, kibirle vesaire bakmıyorsanız, bunların manevi desteğe ihtiyacı var. Bir tebessümünüz bile onların dünyasında çok ciddi şeyler açacaktır. Yani rolünüz çok önemli. Ama bu rolü gerçekleştirirken şey gözüyle değil, perspektifi geniş tutarak. Yani bizim çalıştığım bir fakültede bir sekreter hanımefendi vardı, mini etekle geziyordu. 13'lü. Ne yapayım ben? Seni gidi, seni mi diyeyim yani? Tebrik ettim. O tebrik, o müddet, o muhabbet, ilişki bir müddet sonra bakıyorsunuz ki daha farklı şeylere gidiyor. Hocam ben namazına başladım diyor. Aferin sana ya, ne güzel. Ne güzel, bravo, seni tebrik ederim. Al sana bir tatlı, bir kilo sana baklava alayım. Namaza başlamışsın. Şaşırıyor. Allah Allah, nasıl oluyor bu iş diye. Ama oluyor, yaptıktan sonra olmayacak diye bir şey yok yani. Evet, başka? Peki, bu sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi bir manevi destek uzmanı olmanızı, iyi bir manevi sosyal hizmet uzmanınızı olmanızı Rabbimden temel ediyorum. İnşallah dezavantajlı, garip kuraba, yetim, öksüz, fakir fukaraya, yaşlıya şu sohbetten sonra biraz daha nazar dikkatinizi çevirir. Mahallenizde, etrafınızda, komşularınızda, çevrenizde olan insanlara bir el uzatır. Çünkü onlar bekliyorlar. Hakikaten bekliyorlar, sevgi bekliyorlar. Muhabbet bekliyorlar, aşk bekliyorlar. İlgi, alaka bekliyorlar. Onlara göstereceğiniz bir ilgi, bir alaka, tebessüm sadakadır diyor Efendimiz. Sadaka yerine gelmiş olur. O sadaka öyle güzel şeyleri açar ki bir müddet sonra onlarla dost olursunuz, kardeş olursunuz. İlgi ve alaka onları İslam'a ısındırır. Onların kurtuluşuna vesile olmanız belki sizin de kurtuluşunuza vesile olur diye Rabbimden ümit ediyorum. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.